Canım oğlum Alp. Annen sana teklif sunmuştu. Dün biz onunla beraber Eskişehir'e gittik. Sen istediğin kadar anneannenle kalabilirsin. Ama neler kaçırdığını da görmen için bunu hazırladık. Seni çok seviyoruz. Saatte 16 kilometre hızla 18 saat kadar yol alabilir. Yük taşımak için kullanılır. Eti, sütlü ve hatta derisinden faydalanılır. Uzun kiprikleriyle çöl fırtınalarından korunur. Günde 35 litre su içer ve çölde susuz 5 güne kadar yaşayabilir. Güney Amerika'da yaşar. Devenin yakın akrabasıdır. Ancak koyuna benzer. Hör gücü yoktur. Postu kaba ve yünlüdür. Geçmiş zamanda İnkalar etinden ve derisinden yararlanmış, hatta dış kısmını ısınmada kullanmışlardır. 100 kilometreye kadar yük taşıyabilir. 100 kiloya kadar yük taşıyabilir. Çok inatçı bir hayvandır. Kızdığında tekme atar, ısırır ve hatta tükürebilir. Güney Amerika'da yaşayan en büyük uçamayan kuştur. Uçamayan kuşlar içinde en büyük kanatlara sahip olanıdır. Genellikle gri kahverengi renklerdedir. Renkleri yaşadığı arazide kamufle olma avantajı sağlar. Çok iyi yüzer, 60 kilometre hızla ulaşabilir. Dişiler 600 gram ağırlığında 12 yumurta yapar. Bu uçkaya erkekler yatar ve çıkan yavrulara bakıcılık yapar. Nandi. Çok tatlılar. Bunlar. Batı Afrika'nın orman, step ve savanlarında yaşar. Orta boylu bir koyun ırkıdır. Kuyruğu kısa, hatta yok gibidir. Vücudu kahverengi, karın altları siyahtır. Soğuk iklimlere dayanamaz. Son derece aktif bir hayvandır. Et verimi yüksektir. Kahverengi olanlar. Patagonya kobayı olarak da adlandırılır. Büyük uzun bacaklı bir kemirgendir. Görünümü ve hareketleriyle küçük bir geyiği andırır. Ağız yapısı uzun, gözleri ve kulakları büyüktür. Hızlı koşar ve çok iyi sıçrar. Tek eşlidir. Korunusunda yavru bakım için kreş sistemi geliştirmiştir. Yetişkin bireyler otlamaya gittiğinde yuvadaki 20'ye kadar yavrunun başında bir nöbetçi bırakır. Kapibara. 50 kilo ağırlığı ile dünyanın en büyük kemirgenidir. Su kenarlarında yaşar. Çok iyi yüzücü ve dalıcıdır. Su altında 5 dakikadan fazla kalabilir. 20-30'lu gruplar halinde yaşarlar. Jaguar ve anakonda baş düşmanıdır. Geçmiş zamanda deresi için avlanmışlardır. Günümüzde avlanmaları yasaktır. Paka. Vücudu güçlüdür ve oldukça kuvvetli bacakları vardır. Genellikle ormanlarda su kenarlarına yakın yerlerde tekil yaşar. Çok iyi tırmanır, ağaç tepesindeki meyveleri yere düşürerek orman içinde tohumlanmaya yardımcı olur. İyi yüzücüdür. 15 dakikaya kadar suyun altında kalabilir. Genellikle ılık tatlı su göllerinde bulunur. Büyük albastordan sonra ikinci en büyük kanat genişliğine sahiptir. Gagasının uzunluğu 30-50 cm arasında değişir. Dişisinin başındaki tüyler üreme döneminde turuncu renge dönüşür. Pelikanlar vücut yağları ve çene altındaki kesenin kutu kesesi yapılmasından dolayı öldürülmektedir. Albast penguenli. Tek eşlidir, eşini ses yardımıyla bulur. Hava sıcak olduğunda yüz kanat ve ayaklarında oluşan pembe lekeler vücuttaki ısının dışarı atılır. Yağ bezelerinde çıkan dışarı yağlar hücumda sayılıp soğuk havadan kontrol ve sürelerin geçirmen özelliği devam ettirir. Dev içinde 55 km hızla ulaşabilir. Oldukça
eri yapısı ve boyazlarıyla Avrupa ve Asya'da rastlanan kızılderili Türkiye'de yaban hayatında karşımıza çıkmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde hareketlidir. Mart ayında omuzları dışarı ve sonbahara kadar yerlerin yenisi olur, yerlere yenisi olur. Türkiye'de aşırı avlanma sonuç sayıları azalmış olup kalan popülasyon korunma altındadır. Kızılgeyik. Boynuzlu olan erkek, diğerleri dişi. O da bozkır ekliminin hakim olduğu yükseltili alanlarda yaşar. Mükemmel koşucudur. Hızı saatte 80 km hızla ulaşabilir. Ve tehlike hissettiğinde 2,5 metre yüksekliğe kadar sıçrayabilir. Otçuldur ve sürü halinde yaşar. Yani dişi yoktur. Gıdaları öğütmek için taşlıkları vardır dilinde. Böcekleri yakalamak için binlerce ince kanca bulunur. Dili 40 santim uzunluğundadır. Dilinin üzerindeki kancaları karınca ve termitleri yakalamak için kullanılır. Güçlü tırnaklarıyla aşağıda dolaşıp dallardan aşağı asılabilir. 33 derecelik vücut ısısıyla memeliler için de vücut sıcaklığı en düşük olanıdır. Papağan cinsleri içinde en büyük olanıdır. Olgunlaşmamış meyve yediğinde ortaya çıkan toksik etkiyi ortadan kaldırmak için kil yer. Tek eşlidir, sosyal ve zekidir. Konuşma becerisi yükseltir. Avustralya'nın orman park ve parklarında yaşar. Yeme ihtiyacının %50'sini böceklerden sağlar. Yemini yerde dolaşarak ve eşleyerek verir. Yuvalarını ağaçların konukları arasında yapar. Güzel renklerinden ve tatlı kesimliklerinden dolayı evlerde bakılmaktadır. Beş tavuğu, dikenli çalılıkları ve kuru çöl alanlarını tercih eder. Su ihtiyacını yedikleri besinlerden karşılar. Çok geniş beslenme ve yelpazeleri vardır. Genellikle büyük gruplar halinde yaşarlar. Çiftleşme zamanı çiftler grupta verilerek kendilerine yuva yapar. Mükemmel koşucudur. Kuş tavuğu, kısa boylu bir kuş örtüsü ormanla buluştuğu tambal bölgelerde yaşar ve tehlike anında ağaçların yüksek tepelerine saklanır. Tek eşli bir yaşam sürer ve büyük gruplar halinde yaşar. Çok hareketli olmayan utangaç bir yapısı vardır. Genellikle meyve ve küçük böceklerle beslenir.
İgona, agresif bir tür olduğundan evde beslenmesi tavsiye edilmemektedir. Kuyruğunu kırbaç gibi kullanır, yıkanmaktan keyif alan egzotik bir hayvandır. Tropikal bölgelerde 20 yıla kadar yaşayabilir. Söyle bana. Başla. Bence şöyle tam karşıdan çek.
Newton topları bu. Cisimlerin kütleleriyle hızlarının çarpımına momentum deniyor. Çok güzel bir şekil aldı değil mi?